Cümleten selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Golvar.com'da benim en son köşe yazımı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Diğer arkadaşların köşe yazılarını da okuyabilirsiniz. Gündeme dair son dakika haberleri de golvar.com'da yer almaktadır. Sevgili arkadaşlar, ikinci dönem 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi herkese hayırlı uğurlu olsun. Öğrenci kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sıkıntısız güzel bir ikinci dönem olur ve sezonun bitiminde bol takdir belgeli bir yıl olur hepiniz açısından arkadaşlar. İlk haberimizle başlayalım. Aslında önemsiz bir haber. Korsan maç yayınlarına resmi yasak diye başlayan önemsiz bir haber. Neden önemsiz bir haber? Zaten kimse futbol izlemiyordu. Kimsenin futbol izlemediği yerde bir de korsan maç yayınlarını yasaklayarak zaten izleyen kitleyi de izlemez edecekler. Tebriklerimi sunuyorum. Hocam yani sen ne diyorsun? Korsan izlemek iyi bir şey mi? Hayır, iyi bir şey değil de zaten izleyen kitle korsan izleyen kitle. Yani ama olayın özeti şu arkadaşlar. Yani korsan olarak yayın yapan internet siteleri için bu engel. Yani mesela birçok korsan yol var. Ben tek tek sayıp da hani size yöntem gösteriyormuş gibi olmayayım. Bir sürü korsan yol var. Yani hafta sonu mesela birçok site kapatılmış korsan yayın yapan. Türkiye Futbol Federasyonu yayın hakkı olmadığı halde futbol maçlarını bedava veya düşük ücretli izleyicilere sunan siteler için işlem başlatmış. Hocam başka bir şey vardı hani biz izliyorduk. Neydi? Bir şeyde atlamalı bir şeyde ip miydi bir şey falan filan. Ben bilemem onu ama herhalde onlarda bir sıkıntı yok. Sadece internet sitelerinde sıkıntı var. Çünkü Erişim Sağlayıcılar Birliği sıkıntı getirmiş. Benim bildiğim bir Selçuk Spor vardı internette. Herhalde onlara falan yasak geldi. Ama dediğim gibi zaten Türk futbolunu kimse izlemiyordu. Bu şekilde de hiç kimse izlemesin. İyice sönsün. Ligimiz böyle Mısır liginden falan daha değersiz olsun. Vallahi bak ben bunu istiyorum. Peki hocam sen ne diyorsun? Millet kaçak yayın izlemesin diye senin önerin nedir? Adalet. Adalet istiyorum. Türk futbolunda adalet olsun, millet korsan morsan izlemez ki. Niye korsan izlesin? Parayı veririz der. Bugün 4250 lira oldu bir asgari ücret. 4250 lirayı gören herkes zam mı geçirdi? Geçirmedi mi? Ev sahipleri geçirdi zam mı? Satıcılar geçirdi zam mı? Marketler geçirdi zam mı? 4250'yi gören. 4250 iyi bir para. Bugün yanlışım yoksa yayıncı kuruluşun bir aylık ücret hani sadece Fenerbahçe maçını alayım desen 50-60 lira bir şey. Hiçbir şey değil. Vallahi hiçbir şey değil. Orayla kıyaslarsan hiçbir şey değil. Maaşın 85'te biri falan yapıyor. Hiçbir şey değil. Ama millet 50 lira verip izlemiyorsa bu ayıp sizlere yeter. Ya şu insanlara adaletli futbol izletirin. Adalet istiyoruz ya. Bu kadar basit. Fenerbahçe'de ayrılık yakın Diego Rossi. Adalet sağlanırsa bak Fenerbahçe saldı çayıra mevlam kayra. Galatasaray saldı çayıra mevlam kayra. Beşiktaş saldı çayıra mevlam kayra. Durduk yere mi? Bence durduk yere değil. Asla durduk yere değil. Asla bu takımlar durduk yere salmadılar. Aslında bence bu takımlar tepki veriyorlar. Diyorlar ki siz şampiyonu masa başında belirliyorsunuz. Ki belki bunlardan biri de seçiyor ya da birkaçı da masa başında şampiyon ilan edilmiştir. Siz şampiyonu masa başında belirliyorsunuz. Yeter artık diyor. Ben Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a diyorum ki çıkın deyin ki arkadaş biz yabancı hakem istiyoruz. Ama Galatasaraylar diyor ama siz bildirgeye imza attınız dediniz ki Türk futbolu iyi. Galatasaray olarak siz orada kollanma istediniz. Millet buna karşı çıktı. Siz dediniz ki bizi kollayın biz kollanma istiyoruz. Aslına bakarsanız haklıymış. Niye? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kollanmadığı müddetçe tırt takımlara dönüştüler. Demek ki gelen teknik direktörleri de o kadar iyi bir şey değilmiş. Az biraz kollandı. Mesela Fener kollandı şampiyon. Galatasaray kollandı şampiyon. Beşiktaş kollandı şampiyon. Ki uzun yıllardır Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığını varsayarsak demek ki diğerleri daha fazla kullanıyormuş. Fenerbahçe o kadar kullanmıyormuş dersiniz. Ama ben Fener'in, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın yerinde olsam derim ki madem Türk kuralı çıkardınız, madem yabancı kuralı çıkardınız bizi saymayın. Biz önümüzdeki 5 sene yokuz. Taraftarlarımıza da çağrımıza üçü bir araya gelecek. Almayın dekoder. Almayın maç şeylerini falan filan. Biz kadroları dağıtacağız, futbolcularımızı satacağız. Altyapıdan oluşuma gireceğiz. Gerekirse bu 5 senede küme düşeceğiz. Ama almayın diyecek. Bakın bakalım nasıl adalet sağlanıyor. Yok, adalet yok. Neyse Rossi'ye gelelim. Şimdi Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrasında Rossi yerini kaybetti. Anlamadığımız şekilde bir düşmanlık oluştu Rossi'ye karşı ve Brezilya kulübü Flamengo'ya önerilmiş Rossi menajerler tarafından. Bu haber gerçeği yansıtıyor olabilir, doğru olabilir. Neden? Şimdi Brezilya'dan Torquedores'un haberine göre Vitor Pereira sonrasında şans bulamıyor, ayrılık kararı aldı ve Flamengo'nun Avrupa'da en çok iş yaptığı menajer Bertolucci, Giuliano Bertolucci, Rossi'yi Brezilya kulübüne önermiş. Ve bu önerinin Flamengo baş gözlemcisi Fabinho Soldado Rossi'yi gözlemlemiş. Yönetimle teknik heyete olumlu görüş bildirmiş. Ve Paulo Sousa transfere topu bırakmışlar teknik direktörü. Aylık ücreti 75.000 euro. Yani 75.000 euro, 150.000 euro, 150'yi 6 ile çarparsak 900.000 euro yıllık ücret arkadaşlar Rossi'nin. Ya ben bunu anlatırken inanmıyordunuz. Alın bakın haberlere düşmüş. Fenerbahçe'nin aylık 75.000 euro gibi bir ücreti var. Yani yıllık 900.000 euro. 24 maçta 7 gole etkisi var. Yani 7 milyon euro opsiyonu demiş. Başka bir yerde 8 gördüm. 6 milyon euro opsiyonu var. Satın alma opsiyonu 6 milyon euro. 24 maçta 2 gol 5 asist. Ben şunu söyleyeyim. Fizik çalıştırılan bir Rossi. Yani sadece vücut çalıştırılan bir Rossi. Bir sene daha kiralansa ertesi sene dersiniz ki 6 milyon euroya adamları kazıkladık. Ben Rossi'nin iyi olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçe sisteminin sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Her gelen forvet mi sıkıntılı olur? Her gelen kanat mı sıkıntılı olur? Valbuena. Bugün Valbuena'yı yere göğe sığdıramıyorsunuz. O zamanlarda yedekti. Ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Costa. Hayırlı uğurlu olsun Diego Costa Fenerbahçe'de. Evet. Kelime oyunu yapmıyorum. Diego Costa Fenerbahçe ile ilgili transfer açıklaması yapmış. Zenit ve Krasnodar'dan teklif aldığını belirtmiş Diego Costa ve önceliğinin Fenerbahçe olduğunu, sarı lacivertlerden haber beklediğini belirtmiş. Arkadaşlar şimdi ben bu olayı size detaylı anlatacağım. Şaşıracaksınız. Şimdi Rusya'dan iki kulüpten teklif aldığını belirtmiş. Ne demiş? Dur. Kulüp başkanlarıyla görüntülü konuşmak için saat randevusu almaya çalışıyorlar diye konuşmuş. Türkiye'de çok sayıda menajerin kendisini rahatsız ettiğini söylemiş. Bazı kulüpler için sahte yetki belgeleri gönderildiğini, bu duruma çok şaşırdığını belirtmiş. Hani kulüp başkanlarıyla görüntülü konuşmak için saat randevusu almaya çalışıyorlar demiş. Benim ve avukatımın yetki verdiği bir menajer var. Türkiye kanadından işleri o yürütüyor demiş. Kendisi hakkında yapılan transfer haberlerinden sıkıldığını söylemiş. Rusya'dan Zenit ve Krasnodar'dan teklif aldığını vurgulamış. Türkiye'de yetki verdiği menajerimin Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim demiş. 2 milyon euroluk bir ücretle Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı biliniyor diyor haberde. Costa ile Fenerbahçe adına transfer görüşmelerini yedek yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Bağ yapıyorsa gelmez de. Şimdi bir kardeş çeşitli duyum vermiş. Başka bir arkadaş demiş ki banka hesaplarına el konulması gündemde, yasa dışı bir bahis şirketine finansman sağlamakla görevli demiş. Marco Kırdemir, bu arkadaş kimse bilmiyorum ama menajer herhalde. Diego Costa gelecek olursa Ali Koç için gelecek. Koç ailesi İspanya'da bilinen bir aile demiş. Bildiğiniz üzere her sene Fenerbahçe İspanya'dan 89 tane transfer yapıyor. Ve 89 transferden 88.99'unu geri gönderiyor. O yüzden çoğunuzun haberi olmuyor. Biraz haberleri takip edin. Bu arada Zenit yöneticisi Alexander Medvedev Costa ile ilgilendiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır demiş. Ben size diyorum arkadaşlar, son dakika Diego Costa Fenerbahçe'de. Kap bekleyin. Hem de çok acilinden. Alın size başlık. Arkadaşlar Diego Costa'nın Fenerbahçe ile görüştüğü doğru. Ali Koç'la görüştüğü doğru. 2 milyon euro yalan. Fenerbahçe'den bu sezon istediği 400-500 bin euro ligin kalan için, o da belli bir maç sayısında oynarsa diye, bu bir. İkincisi 2,5 senelik sözleşme istiyor ve sözleşmesine şunu koydurmak istiyor. Şu kadar maç oynarsa garanti ücreti alır diye. Çok güzel. Yani inanılmaz bir teklif. Düşünsenize yani Falcao gibi gelecek, sakat, yattı, para alamayacak. Müthiş. Maç başı şu kadar koydurmak istiyor falan filan olayları var. Her şey çok güzel. Maç başını konuşmuyorum diyor. Ben diyor bu sene 400-500 bin euro bandında bir ücret isterim. Opsiyon sizde olsun. Uzatmak istiyorsanız uzatın. Gelecek senelerde de oynama garantisiyle sözleşme imzalayın. Mesela 30 maça çıktı, alır parayı diye. Mükemmel bir sözleşme istiyor. Yani Fenerbahçe açısından mükemmel bir sözleşme istiyor. Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri İsmail Kartal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Pamela Anderson, Claudia Schiffer, Kenneth Anderson hepsi kabul etti sözleşmeyi. Hocam son 3 kişiyle dalga geçti. Yok, dalga geçmiyorum. Hepsi kabul etti ama Ali Koç yaşından dolayı almak istemiyor arkadaşlar. Alın size %100 duyum. Direkt yönetim kaynaklı bir duyum. Ben de Ali Koç'u hatırlatmak istiyorum. Galatasaray Gomis'i, kaç yaşındaki Gomis'i aldım. Beklentisi nedir? Fenerbahçe'nin beklentisi nedir? Ben diyorum %100 olarak Diego Costa Fenerbahçe'de, iptal olursa bütün suç Ali Koç'undur. Ali Koç yaşından dolayı tercih etmiyordur. Haberiniz olsun. Belki de bu videoyu izlemeden kap bile gelebilir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeniyi çok görmeyin. Görüşmek üzere.